Merhabalar, ben Köftesi Köfte ve Kasa Efsun'un 44. bölümüne hoş geldiniz ve bu bölümde tamamlamamız gereken son bir şey var. Valla. Tamamdır. Şimdi yapmamız gereken kısma başlayalım. Tabii öncesinde bir de şu arkadaşlar var değil mi? Evet. Engineering Press. Tamamdır. Silikon presler şöyle gelsin. Ha. İki tane şimdi işimi görür. Molten Redstone burası. Gördüğünüz gibi. Evet. Neyse, buna birazdan girişeceğim. Evet. Şimdilik önce şurayı bir gösterelim hemen. Şu kabloları döşeyeceğim. Ardından bana bir tane Dolly lazım. Çünkü şunları taşımam lazım. Evet. Ve voilà. EMI interface'imizi yerleştirdik. Ardından şuradan gidip ayarlıyoruz. Yanlış oldu. Tamamdır. Bu şekilde interface'leri yerleştiriyoruz. Bu ne işe yarıyor diye soracak olursanız. Şunları yerleştirelim hepsini. Applied Energy Sticks'e ne olduğunu açıklamakla başlayayım önce, bilmeyenler için. Applied Energy Sticks, itemları dijital bir şekilde depolamanızı sağlayan bir mod. Ve artık tamamen cover mantığında, eski sürümünü hatırlayanlar için. Lanet. Böyle kırmıyorduk. Evet, bunu da kenarda not etmiş oldunuz. Direkt kırmayın. Ve bu sayede tek bloğa gördüğünüz gibi birden fazlasını böyle yerleştirebiliyoruz. Şimdi bu yöntemi kullanacağım çünkü bir saniye şuradan ayarlayayım. Burası sıkıntı, o yüzden buraya Capacity card'ın yapımı nasıl? Blank card, calculation. Tamam, bundan yaparım o zaman ilk fırsatta. Sizin işiniz zaten basit. Ayrıca şurası çok daha büyük bir öncelik. Peki fasatlar ne işe yarayacak diye soracak olursanız, ona da geliyorum şimdi. Evet, sevgili kabloncuklarım yerleşin. Ve fasatları şuradan göstermeye başlayayım. Tada! Evet, ayrıca buradan da aynı şekilde. Tabii görebilmem için öncelikle şunları çekmem lazım. Evet, gördüğünüz gibi fasatlar böyle bir kamuflaj aracı. O yüzden bolca fasat craft ettim çünkü evimin tamamı black granite ve kablo, hani böyle gizlenmesi hoş oluyor. Evet. Sevgili fasatlar.
Teşekkürler. Hala buralardan bir yerden erişebiliyor olmamız lazımdı. Neyse. Evet. Bu şekilde EMI network'ümüzü başlatıyoruz. Kontrolleri nereye koyacak? Önemli olan soru orada. Enerji hattımız yukarıda olduğuna göre yukarı bağlayabiliriz. En azından şimdilik. Evet. EMI controller. Şimdi Purefully. Bu Skystone Brick. Skystone toplamıştım 40 tane. Şimdi bir pişireyim hızlıca. Kobaltlar diyelim. Önceki bölümden kalmalar. Evet. Block. Tamam. Brick diye okumuşum bloğu. Tepkiler bana. EMI kontrolörü önemli bir şey. EMI kontrolörü olmadan yapacağınız EMI networkler sadece 8 tane cihaz taşıyabilir. Ama bunlarla beraber bu sayı 8'den fazla oluyor. Evet. Teşekkürler. Seni şimdilik rahatça da enerji alabileceğim bir yer olarak buraya bağlıyorum. Ve sana kablo döşememiz lazım değil mi? Kapır kablo lazım. Ama IC2'nin kapır kablosu. Ve tabii ki de unuttuğum önemli bir şey. Bu chipsetlerden daha fazla craft etmem lazım. Evet, siz olun bakalım. O esnada bir bakınalım. Evet ve siz de şöyle gelin. Bana değerli kapır kablolarını verin. Bir saniye yalnız. 4 tane varmış burada zaten. Bu şekilde. Şimdilik 6 tanesi yeter diye umuyorum. Direkt çıkışa bağlayacağım bu arada. Herhangi bir fanteziye girmeden. Ve tabii ki de enerji acceptor lazım. O da yine basit. Evet. Enerji acceptor'ımızla yaptık. Ve valla. EMI kontrollerimiz çalışıyor. Ama tabii bir de Dense Cable lazım. Dense Cable'ın yapımı Covered Cable. Wool. ...16 tane covered cable yapalım. Bu arada şu inventory'yi azıcık boşaltsam güzel olabilir. Redstone ve glowstone mu lazımdı? Evet. Smart cable'la aynı recipe'si ondan biliyorum. 17 almışım.
Dance Cable. Tamamdır. Burası ve burası. Ardından Flux kablolarımız. Ve burada bir şey yapacağım. Şu taraf birbirine bağlanmasını istiyorum. O yüzden araya bir tane quartz fiber koyacağım. Bunu aklınızda bulundurun. Kanallar birbirine karışmasın. Kanalların birbirine karışmaması önemli bir olay. Bunu daha sonra daha düzgün bir biçimde yerleştireceğim. Fakat şimdilik bu şekilde kalsın. Like green bricks. Şuradan da mesela benzer bir şey yapacağım. Bu tarafla bu taraf birbirine bağlı olmasını istiyorum. Tamamdır. Evet, burayı bağladık. Şurayı daha bağlamadık. Ancak size bir tanıtımı göstermek için bir makine craft etmem lazım. O da terminal. Emi crafting terminal yapabilirim. Emi terminal. Annihilation core. Tam benzermiş yapımları. Illumination plane. Redstone, glowstone. Bir saniye. Iron tamamdır. Bolca quartz fiber kullanıyoruz, bolca iron kullanıyoruz ve bolca da redstone kullanıyoruz. Applied Energy Seeds'in olayı bu tam olarak. Evet. Illuminated plane. Flux dust. Ha tabii. Bir de nether quartz. İnventörüm hayvan gibi dolu. Cidden fazla dolu. Şunları da atalım bari. Evet. Siz gelin. Evet, Emi Terminal'ımız oldu. Bunu Emi Crafting Terminal yapmak istiyorum. Calculation Press lazım bunun için. Evet, Calculation Press. Pure Certus Quartz lazım doğal olarak. Bir tane calculation press'imizi yapalım. Evet, şunlar da yapılsın. Kenarda köşede dururlar. Bir adet de crafting table. Vardı buralarda bir yerde. Yok muymuş? Tamam. Muhtemelen vardı ve ben görmedim ve siz bana küfrediyorsunuz kenarda. Evet. Sen gel. Amy Crafting Terminal. Tabii ki de bunu koymayı unutursan craft edemezsin. Beraberinde seni şöyle koyalım. Aslında şimdi fark ettim de. Gerek yokmuş zaten buna. Evet. Sonra Emi Crafting Terminal. Evet.
Sana da gerek yok. Ve bize sadece fasatlarımız lazım. Fasat. Rubber değil. Gerçi o da güzel olabilirdi. Evet. Öne de yerleştirdim. Bir tane ve gördüğünüz gibi böyle kamufle olmuş bir biçimde. Hatta bir şey yapacağım. Direkt şu kabloyu alalım. Sen de gelmek durumundasın burada. Demin bir hapşırdım bu arada. Özür dilerim. O yüzden videoyu durdurdum. Şimdi bir tane siyah mürekkep. Evet. Black. Tabii senin durman lazım. Burayı da siyah bağlayalım ya. Ardından voilà. Simsiyah. Evet ve buradan gördüğünüz gibi chestlerimizdeki her şeye erişebiliyoruz. Hem de her şeye. Ve bunlar kamera arkasında hepsine bağlanacak. Huhu. Evet, Applied Energy Sticks temel olarak bu işimize yarıyor. Doğal olarak arkasına şunları da bağlamamız lazım. Ve ben bölüm süresini, bölüm ne kadar tuttu onu unuttum komple. Evet. Ben bunları hemen yerleştireyim, o esnada bölüm süresine de bakayım. Geliyorum. Evet, daha süremiz varmış ve önemli bir şey bakmak istiyorum. Size Smart Cable'ı gösterelim. Tabii takmayı başarsaydım çok daha güzel olabilirdi. Evet. 4 hat mı kullanıyoruz yoksa bana mı öyle geldi? Güzel. Uzakta olanı devre dışı mı bırakıyor acaba? Bir bakalım. Evet, uzakta olanı devre dışı bırakıyormuş. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Evet, buranın tam olması lazım. Linç. Şu an sayımız fazla. O zaman şöyle bir değişikliğe gitmek istiyorum. Sen gel. Tabii bu geçici bir çözüm bu arada, şu anki yaptığımız zımbırtı. Bu arada sen de gel. Şöyle fasadın yerleşsin. Ve şunlar gelsin. Hayır.
Tamamdır. Bunu yapıyoruz o zaman. Evet. Ve yukarı çıktım. O zaman renklendirme olayına girişeceğim. Yay! Renklendirme nedir diye soracak olursanız, demin gördüğünüz bir kısacasını da daha detaylısı var. Yani basitçe kabloları birbirinden renklerle ayırabilirsiniz ki burada bunu yapacağım. Bunu yerleştiremem. O yüzden wrench. Tabii ayrı oldukları için bağlanmıyorlar. Şurası biraz sıkıntı olacak. O barrel. Onu da hallederim bir şekilde. Gördüğünüz gibi farklı renk kablolar birbirine bağlanmıyor. Tabi burası evet. Burayı nasıl halledeceğiz? Tamam, bu şekilde halledebiliriz. Ve bunları da şöyle bağlayabiliriz. Applied Energy 6. Böyle bir hale geldi kısacası. Burası da aynı renk olduğu için karışmasın diye. Ah. Wrench. Evet, şu an sistem bayağı bir abuklaştı. Heh, tamam, şimdi düzeliyor. Tamamdır. Oradaki kanallar birbirine bağlanmasın. Şu üstteki barrel'ları taşıyacağım bu arada. Şimdi ne yapalım? Ha, evet, şunu bağlayacaktık. Gayet güzel. Interface'leri yerleştireceğiz şimdi de. Basitçe böyle angarya bir işimiz var. Ben onları halledeceğim. Bölümü burada bitirsek güzel olabilir. Applied Energy 6'e giriş yaptık. Bunların hepsini bir şekilde bağlayacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Kötsüz köftenin günler. İyi eğlenceler.